Mucize canlar. Selamlar. Çoğunlukla şunu duyabiliyoruz. Hocam ben bir sürü çalışmalar yapıyorum. Kendi üzerimde çalışıyorum. Dönüşüm sürecindeyim. Eğitimler alıyorum. Farklı farklı teknikler uyguluyorum. Ve bu süreçlere girdiğimde hayatımda daha da olumsuz şeyler görebiliyorum. Bunu ben neden yaşıyorum diye. Çok fazla sorulan bir sorudur canlar. Sizin de başınıza gelebilir. Çok normaldir. Neden? Şimdi siz bir dönüşüm sürecine girdiğinizde Artık kendiniz olma yolculuğunda kararlar verdiniz, adımlar attınız ve dediniz ki evet ben bugüne kadar hayatımın sorumluluğunu kendi üzerime almamıştım ve artık karar veriyorum. Hayatımın sorumluluğunu alıyorum. Ve sonrasında o güne kadar hasır altı ettiğiniz, görmezden geldiğiniz, içinize attığınız, yok saydığınız şeyler bir 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 açığa çıkıp siz dönüştürün diye bir alan meydana gelebilir. İşte yaşanan şey budur. Niye? O güne kadar ne oldu canlar? Biz, bizim bunlarla baş edecek gücümüz yoktu. Belki bilgimiz yoktu. Belki farkındalığımız yoktu ve birçok şey hasır altı ediyorduk ve başımıza da bir sürü olumsuzluk geliyordu. Ama şimdi belirli öğretilere girdiniz. Belirli teknikleri uygulamaya başladınız. Yöntemler uygulamaya başladınız. Artık dönüştürecek gücünüz var. Bu yüzden de o hasır altı ettiğiniz şeyler bir bir meydana çıkar. Siz onlarla yüzleşin, dönüşün ve dönüştürün diye canlar. İşte mevzu bu kadar basit. O yüzden belirli dönüşüm süreçlerinde bunlar yaşanır, çok normaldir. Siz dönüştürün diye, siz yüzleşin diye, siz o farkındalığınızla beraber hasır altı ettiklerinizi önünüze alın, enerjisini koyun. Orada kendinizi inkar ettiğiniz neler var? İşte onları dönüştürün diye bunu yaşarsınız. Lütfen olaya böyle bakın. Ben bir öğretiye girdim. Ben teknikler yapıyorum. Hayatım daha da kötüye gidiyor. Tepe taklak oluyor. Şudur budur alanına girebiliyoruz. Bunları da duyabiliyoruz. O alana girmeyin. Eyvallah deyin. Artık elimde araçlarım var. Artık dönüşüm seçeneklerim var. Tamam önüme hangi konu geldi? Hadi ben bunu artık dönüştürebilirim. O gücüm var. Sizin zaten o gücünüz olduğu için bunlar bir bir önünüze geliyor. Bu şöyle anlaşılmasın. Belirli bir dönüşüm sürecine girdiğimizde artık gücümüz var diye hep zorluklar önümüze gelir. Hayır bundan bahsetmiyorum. Siz neleri dönüştürebilecekseniz onlar önünüze gelir. Siz böyle baktıktan sonra zaten şuraya geçmiş olursunuz. Ay hayatıma işte sıkıntılar geliyor da tepe tak tak oluyor da hayır. Sorumluluk bende, direksiyonda ben varım ve artık nasıl dönüştürebileceğimi, neler yapabileceğimi biliyorum ve uygulayacağım önüme ne gelirse gelsin bunlar benim dönüşüm araçlarım, hazinelerim diye baktığınızda birçok kapılar açılacak canlar. Siz de vicdan azabı çekmekten veya kendinizi daha da kötü hissetmekten kurtulacaksınız ve onları dönüştüre dönüştüre kendinizi tanıyacaksınız. Tekniklerinizi, çalışmalarınızı uygulaya uygulaya sonuçlar alacaksınız. O sonuçları aldıktan sonra bambaşka kapılar açılacak. Lütfen vazgeçmeyin. Aynen kararlı bir şekilde devam edin. Bu yüzden bunu yaşıyorsunuz. Hiç, hiç o tuzağa düşme aynen devam canlar. Bütün hayatımızın mucizelerle akmasını seçelim. Zaten olduğumuz mucizeyi hatırlamayı seçelim.